Mesaj Plus Eokul terminalinin kurulum birinci aşamasını birlikte gösterelim. Mesaj Plus web sitemize gidiyoruz ve ilk olarak üye oluyoruz. Okul bilgilerimizi giriyoruz. Düzgün bir şekilde e-postamızı giriyoruz. Çünkü bu e-postaya kurulum bilgileri gönderilecek. Bu nedenle önemli ve devamında üye ol diyoruz. Şimdi yoklamayı aktarmaya yarayan e-okul terminalini indirmeye sıra geldi. İşletim sistemimize uygun dosyayı indiriyoruz. Bizim için burada Windows 10. Windows 10'a tıklıyorum. Bizi Google Drive'da bir alana yönlendiriyor. Şuradaki indir linkinden dosyayı indirebiliriz. Şimdi şu şekilde indirilenlerden bakalım hemen. Biz dosyayı zaten daha önceden indirdik. Klasörde göster diyorum. WinRAR'ımıza çift tıklayıp açıyorum. Buna ekranın bir tarafını alıyorum. Şimdi bir tarafına da şunu alalım. Belgelerimi. Terminal programımız belgelerimde konumlanıyor ve oradan çalışıyor. Farklı bir yere, masa üstüne vesaire atıldığında çalışmayacaktır. Devam edelim. WinRAR'da Terminal V10 adında bir dosya klasör görüyoruz. Buna tekrar tıklıyorum ve terminal dosyasını görüyorum. Bunu alıp belgelerimde boş bir alana bırakıyorum. Şu şekilde. Tamam, artık WinRAR'la işimiz kalmadı, bunu kapatabilirim. Ve ekranı büyütüyorum. Tek seferlik masaüstüne kısa yol oluşturmayı gösterelim. Terminale çift tıklıyorum. Dist klasörüne geliyorum. Yine aynı şekilde çift tıklıyorum. Terminal diyorum. Ve burada Terminal Exe adında bir dosyam var. Buna sağ tıklıyorum ve kısa yol oluştur diyorum. Oluşturulan kısa yolu kes diyorum buradan alıp ve gelip masaüstüne yapıştırıyorum. Yapıştır. Zaten masaüstünde vardı. O yüzden değiştirmemiz yeterli. Şimdi artık bu kısa yol sayesinde terminalimizi biz masaüstünden başlatabiliriz. Çift tıkladım, çalıştırdım. Bakalım. Terminalimiz sağlıklı bir şekilde çalıştığında sağ üst köşede çalışır ve yapmamız gereken ilk işlem yine aynı şekilde tek seferlik tanımlama işlemi. Üye olduğumuzda e-postamıza gönderilen bilgileri buraya girmemiz gerekiyor. Okul ID'mizi, işlevsel değerimizi, öğle arası değerimizi ve programın çalıştığı yılı giriyoruz. Devamında güncelle diyoruz. Programda bize tanımlama başarılı diyor. Bu şekilde kurulumun birinci aşamasını tamamladık. İkinci aşamaya geçtiğimizde de ne yapacağız? Programa öğrencilerin nasıl tanıtıldığını göstereceğiz. Birinci aşama bu kadar.